Öncelikle biliyorsunuz ki ülkemizin sınır güvenliğini koruma amaçlı ve sınırımıza terörü yaklaştırmama ve sınırımızdaki terörü temizleme amaçlı, yani sınır güvenliğimizi sağlama amaçlı bir Zeytin Dalı operasyonumuz var. Yaklaşık 15 günden beri devam eden bir operasyon. Bu operasyonda şu zamana kadar 900 tane terörist etkisiz hale getirildi. Tabii bu operasyon sürecinde de şehitlerimiz var. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Tabii bu terör amaç burada terör koridorunun oluşmasını engellemek. İnşallah Rabbim orada görev yapan ordumuzu muzaffer kılsın diyorum. Hepinizin bildiği üzere 21 Ocak tarihinde Genel Başkan Yardımcımız Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın katılımıyla birlikte Çanakkale AK Parti 6. Olağan İl Kongresi'ni gerçekleştirdik. Büyük bir coşkuyla bu kongremizi gerçekleştirdik. Ve Anapartalar Spor Salonu'nda yaptığımız kongremize yaklaşık 5000 kişinin katılımıyla coşkulu bir kongre oldu. Başbakanımızın dışında bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, eski yeni milletvekillerimiz, bakan yardımcılarımız, kendi milletvekillerimiz, Çanakkale'nin hizmet erleri, yoğun, güzel de bir katılım oldu çok şükür. Ve tabii biz de bu süreç içerisinde farklı programlarımız oldu, işte hayırlı olsun ziyaretlerimiz oldu. Ve dedik ki bugün siz çok kıymetli Çanakkale'nin güzide basın mensuplarıyla bir araya gelelim. Hem yönetimimizi tanıtalım ki gerçi herkes tanıyor, tanınmayan bir yönetim değil ama velakin hem yönetimimizi tanıyalım hem de sizlerle bir istişare toplantısı gerçekleştirelim istedik. Şimdi hepinizin bildiği üzere daha önceki il yönetim kurulumuz 50 asil 50 yedekten oluşmaktaydı. Tüzüğümüzde bir değişiklik yapıldı ve nüfusu 750 bine kadar olan illerimizde 30 asil 15 yedek şeklinde bir değişim oldu. İl yönetim kurulumuz 30 asil 15 yedekten oluşmakta. Ben öncelikle çalışma arkadaşlarımı ve 2019'a giderken üzerine ağır sorumluluk almış bu güzide ekibi sizlere tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Şahsım, beni tanıyorsunuz zaten Yeşim Karadağ. Ergin Sezen, Ergin Bey, tabii hani geçmişinden de bahsetmek istiyorum. Hani mesleklerimiz ayrı ama siyasi olarak 3 dönem merkez ilçede görev yapmış, ilçe başkanlığına adayı olmuş, teşkilatımızın her kademesinde hemen alo deyip de siyasi anlamda kendisine danıştığımız bir arkadaşımız. Birlikte yol yürüyeceğiz Allah'ın izniyle. Hüseyin Babacanoğlu, Hüseyin Bey'i, Hüseyin Bey'i zaten hepiniz tanıyorsunuz. Bir önceki görevi merkez ilçe başkanımızdı ama il genel meclis üyeliği, kuruluştan beri mahallede de çalıştık, Barbaros tarafında da çalıştık başkanımla, ilçede de çalıştık, İlde de çalıştık. Çok kıymetli ve tecrübelerinden faydalanacağımız abimiz. Öyle söyleyeyim. Mustafa Çelik. Burada listeden gidiyorum ben. Mustafa Bey, Gençlik Kolları, İlçe Yönetim Kurulu,
da görev almış çok kıymetli, tecrübeli bir kardeşimiz. Şerafettin Uyanık, Şerafettin Bey bir önceki dönemde il yönetiminde kendisiyle birlikte çalıştık. İnsan Hakları Birim Başkanımızdı. Bu dönem görevi değişti. Sizle yakın temas halinde olacak inşallah Tanıtım Medya Birim Başkanımız. Murat Yahya Sezgin. Murat, çok arkalara gitmişsin. Murat, geçen dönemde birlikte çalıştığımız, gerçekten hizmet eri olan, bir önceki dönem teşkilat başkanlığımızı yapan, şu anda da yine birim başkanımız, böyle sağlam basa basa yürüyeceğim bir arkadaşım. Saime Hanım, Saime Aydoğan. İl Kadın Kolları Başkanlığı görevinden Saime Hanım'a dedik ki sen bize ilde lazımsın. Allah razı olsun, o da bizi kırmadı. Şimdi birim başkanımız olarak, başkan yardımcımız olarak bizimle birlikte devam edecek Allah'ın izniyle. Ayhan Çetin, Ayhan abimiz, o da orada gerilere kaçmış. Ama tecrübelerinden faydalanacağım İkinci kişi, birinci kişi, sağ olsunlar, bizleri bırakmıyorlar ve yol yürümeye devam edeceğiz. Gürsel Polat, Gürsel Bey, bir önceki il yönetiminde de çalıştım. Daha önceleri de kendisiyle çalıştık. Tecrübeli ve sağlam duran, sağlam yol yürüyen dava adamı, sağ olsun, birlikte yürüyeceğiz. Seyfi Bulut. Burada. Seyfi, neredesin? Şunlardan bir yerden çıkar Seyfi. Seyfi, gerçekten önceki dönemde birlikte çalıştık. Güzel işler de yaptık. Güzel işler yapmaya devam edeceğiz inşallah. Evet, yeni isimlerden Erhan Kabasakal. Erhan Bey, arkada mı kaldınız? Arkada kaldım. Evet. Erhan Bey, Merkez Akçapınar Köyü'nden ve oralara çok hakim, mali müşavir kendisi. Siyasete bizimle birlikte, il yönetimiyle birlikte, onu zaten ısınıktı, altyapısı vardı. Daha çok ısındırıp daha çok koşturacağız inşallah Erhan Bey'e, sağ olun. Mehmet Kolçak. Mehmet Bey'i de hepiniz tanıyorsunuz. Daha önce ilçe yönetiminde görev aldı. Ailesiyle, işiyle, Çanakkale'deki ismiyle inşallah hep birlikte yol yürüyeceğiz bu dönemde ilde. Mesude Kaya. Mesude Hanım, siz de arkada kalmışsınız. Mesude Hanım da geçen dönem birlikte çalıştık. Eczacı arkadaşımız, güzel işler yaptık. Yapmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Hüsnü Çetin Durgut. Çetin de Çanakkale'nin tanınanlarından, siyasetin tanınanlarından, merkez ilçede görev yaptı. Şimdi ildeyiz, yürüyeceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Emre Üner Olgu. Emre'yi kadın kollarından çaldık yine. Emre de partinin kuruluşundan beri görev yapan arkadaşlarımızdan, bu dönem birlikte yol yürüyeceğiz. Namık Ergin, Gençlik Kolları, Merkez İlçe, İl Yönetimi ve her kademede görev almış kardeşimiz. Birlikte yol yürüdük. Geçen dönem sizler de biliyorsunuz, daha öncesinde biz Merkez İlçe'de birlikteydik. Merkez İlçe'den ile geçtik. Şimdi bu dönem yine yol yürümeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Yakup Köse, Yakup Bey, arkada mı kaldınız? Evet. Yakup Bey'le geçen dönemde birlikte yol yürüdük, güzel işler yaptık. Güzel işler yapmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Evet, belki tanımadığınız bir isim daha, Abuzer Göksu. Abuzer Bey. Evet. Abuzer Bey, 2 yıl oldu Çanakkale'ye, hatta 3 yıl diyelim, Çanakkale'ye yerleşeli. Kendisi Adıyaman ilinde, Adıyaman AK Parti il teşkilatında teşkilat başkanıydı. Çanakkale'ye evlat vesilesiyle geldi ama evini yerini alıp Çanakkale'li oldu.
Biz de bu teşkilatçıdan, biz öyle deriz kendi aramızda, faydalanalım istedik, yol yürüyelim istedik. Aramıza, Çanakkale'mize hoş geldiniz diyelim Avuzer Bey size de. Evet, il yönetim kurulumuzun en genç yönetim kurulu üyesi Muhammed Turan. Siyasete yeni kattıklarımızdan. Muhammed neredesin? Muhammed 21 yaşında, siyasal bilgiler 4. sınıf öğrencisi. Daha önce TÜGVA'nın kuruluşunda, yani sivil toplum kuruluşlarında aktif bir yapısı var. Ve biliyorsunuz ki bir referandum süreci geçirdik. Referandumda biz 18 yaşındakine seçme hakkı veriyoruz ama 18 yaşındakine seçilme hakkı vermiyoruz dedik ve bunun üzerine bir kanun çıkardık ve il yönetimimizi kurarken de bu noktada hassas olduk. 18-25 yaş arasında ki gençlerimizden bir kişiyi de yönetimimize katalım, onu da siyasette alıştıralım, yol yürütelim istedik. Muhammed de onlardan bir tanesi. Hoş geldin Muhammed, öyle diyelim. Ülkü Ay, evet, Ülkü Bey'i de Çanakkale'de tanımayan yoktur. Kendisi Kepez Belde Başkanlığımızı yaptı. Kepez Belediye Başkan aday adaylığı var. Merkez ilçede görev yaptı. Siyasetin duayenlerinden birlikte bu dönem yol yürüyeceğiz Allah'ın izniyle. Yine aramıza yeni kattığımız arkadaşlarımızdan biri. Arzu, görüyorum. Arzu Bendeş. Arzu mühendis, Yeniceli. Tabii onun da siyasete bir sıcaklığı vardı. O sıcaklığı artık aktif olarak kullanalım istedik. Aramıza hoş geldin Arzu. Güzel işler yapacağız Allah'ın izniyle. İlhan Şahin. İlhan Bey'le geçen dönemde çalıştık. İlhan Bey de teşkilatımızın her kademesinde, zaten tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Her kademesinde görev yaptı. Güzel işler yapmaya da devam edeceğiz bu dönemde. Mehmet Kutlu. Siyasete ısınık Mehmet Bey. İş adamı. 6,5 yıl il başkanlığımızı yapan çok kıymetli, benim de başkanım Muzaffer Kutlu Bey'in kardeşi. Dedik ki öyle dışarıda durmak yok, yol yürüyeceğiz, birlikte taşın altına elimizi koyacağız dedik. Bizi kırmadı, teşekkür ediyoruz, sağ olasın, hoş geldin aramıza. Senem Dinç. Evet, Çanakkale'de belki tanımıyorsunuz ama Çanakkale'ye Senem Hanım da İstanbul'dan geldi. Kendisi partimizin kuruluşunda Kadıköy Gençlik Kolları kurucu üyesi, teşkilat başkanlığı yaptı İstanbul'da ve bu dönemde Çanakkale İl Teşkilatı'nda güzel işler yapacağız. O kurucu gençlik enerjisini artık olgunluk enerjisiyle yürüteceğiz inşallah. Hoş geldiniz siz de aramıza. Ömer Faruk Göktürk. Evet, Gelibolulu iş adamımız. Ömer Bey bir önceki dönemde Gelibolu ilçe teşkilatında görev yapıyordu. O da Çanakkale'de şu an bizlerle yol yürüyecek. Siz de hoş geldiniz. Ezgi Olgun Maktab. Ezgi geçen dönem birlikte çalıştığımız ve güzel işler çıkardığımız bir arkadaşımız. Sağ olsun, bizler biliyorsunuz aylık bülten çıkartıyoruz, Ak Bülten. Ak Bülten'in editörü ve tabii bundan kurtulamayacak bu süreç içerisinde de inşallah bu bültenin dışında da çok güzel işleri yaparak hep birlikte yol yürüyeceğiz. Kaan Tonka. Kaan arkadaşımız bizim referandum sürecinde il hatibimizdi, sağ olsun. O süreç içerisinde her yere hiç üşenmeden gitti, tek 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 referandumdaki maddelerimizi anlattı. O zaman da Kepez Belde Teşkilatı'nda görevliydi. Biz de istedik ki Kaan, göremiyorum seni, göz göze gelemiyorum ama biz de istedik ki il yönetiminde
Birlikte yol yürüyelim. Bu enerjiyi Çanakkale'miz için, küçük bir alanla sınırlı kalmadan Çanakkale'miz için kullanalım istedik. Mefail Ceyhan, Mefail rahatsız bugün aramızda yok ama ve lakin biliyorsunuz ki Gençlik Kolları, İl Gençlik Kolları Başkanımızdı. Biz Mefail'i de dedik ki gel sen artık ilde çalış ve şimdi yeni bir Gençlik Kolları Başkanı'yla yol yürüyeceğiz. Mefail de bize destek çıkacak. Tahsin Gödek. Tahsin abimiz bizim vazgeçilmezimiz. Sağ olsun. Destekçimiz. Abimiz diyoruz gerçekten. Bu dönemde kırmadı bizi. Birlikte yol yürüyeceğiz inşallah. Ali Koçak. Ali Bey de geçen dönem güzel işler yaptığımız, birlikte yürüdüğümüz, bu dönemde yürüyeceğimiz Çamlı iş adamımız. Zaten Ali Bey'i de tanıyorsunuz geçen dönemden. Evet, yönetim kurulumuzu tek tek tanıtmak istedim sizlere. Dediğim gibi yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımız teşkilatın belirli kademelerinde görev yapmış arkadaşlar. Sağ olsunlar bu süreç içerisinde de taşın altına elini koydular ve hep birlikte yol yürüyeceğiz. Şunu biliyoruz biz, ben ve yönetim kurulum adına bizim önümüzde 2018 sonu, İl Kadın Kolları Başkanımız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, kusura bakmayın. Gülsüm Hanım da Çanakkale'nin bir iş kadını. Siyasete ısınık, siyaset damarlarında var, muhtar kızı. Öyle söyleyeyim size, 20 yıl muhtarlık yapan bir babanın kızı, siyasete ısınık ve yapılan istişareler sonucunda da Gülsüm Hanım, İl Kadın Kolları Başkanımız olarak görev yapıyor. Şu anda teşkilatlarını kuruyor. İnşallah kısa bir süre sonra da kongremizi, bir kadın kolları kongremizi de böyle gümbür gümbür yapacağız. Yani biz besmeleyi çektik. Bir gençlik kollarımız kaldı. İnşallah onu da şu önümüzdeki hafta halledeceğiz diye düşünüyoruz. Başkanım tekrar kusura bakma. Şöyle 2018 ve 2019'un ne kadar önemli olduğunun farkındayız ve bilincindeyiz. Biz AK Parti Çanakkale İl Teşkilatı olarak gerçekten ateşten gömlek giydiğimizin de farkındayız. Buradaki her arkadaşımız taşın altına elini koyacak ve önümüzdeki süreçte geleceğimiz seçimlerde başarı için tüm bilgi, birikim ve tecrübelerini bu süreçte kullanacaklar. Farkındaysanız sadece 4 yeni arkadaşımız var yönetimimiz içerisinde. Diğer tüm arkadaşlarımız Çanakkale'nin bilinen, tanınan, teşkilatlarda görev almış kardeşlerimiz. İnşallah Allah'ın izniyle bizler hep birlikte 2018'in sonu, 2019 seçimlerine tüm il başta olmak üzere ilçe teşkilatlarımızla ve mahalle teşkilatlarımız, sandıklarımız, hani bunu tek tek de saymak istemiyorum. Hepsiyle birlikte gümbür gümbür Çanakkale'de yol yürüyeceğiz ve tarih yazacağız. Bunu buradan söyleyeyim. Çünkü ben hem kendime hem ekibime güveniyorum, açıkçasını söylemek gerekirse. Bunu söylemekten de sakınca duymuyorum. Tabii biz besmeleyi çekerken arkadaşlar önümüzde izleyeceğimiz politikalar noktasında da çalışmalar yaptık. Çünkü çok zor ve önemli bir görevi ifa edeceğiz. Tabiri caizse 2019 seçimlerinde bu geçiş döneminde köprü olacağız. Böyle de bir gerçeklik var. Şimdi biz il yönetimi olarak önümüzdeki süreçte
Çözüm üreteceğiz. Politika üreteceğiz. Strateji üreteceğiz. Burada AK Parti il yönetimi olarak Çanakkale'yi değişime ve yeni döneme hazırlayacağız inşallah. Belediye seçimlerinde gölge belediye kuracağız. Ne demek olduğunu, bu Avrupa'da uygulanan bir sistem. Biz gölge belediyeciliği kuracağız Allah'ın izniyle. Çanakkale'nin tüm yatırımlarını, verilerini, sorunlarını çok yakından takip edeceğiz. Biliyorsunuz nüfusumuz 530 bin oldu köylerimizle birlikte. Vatandaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla yakınız ama daha yakın bir diyalog halinde olacağız. Tabii Çanakkale'deki tüm bu yaptığımız çalışmalar, yatırımlar, diyaloglar hepsinden de siz kıymetli basın mensuplarımızı da tek tek haberdar edeceğiz arkadaşlar. Öyle bir eksiğimiz olmayacak. Önemli kamu yatırımlarının her zaman takipçisi olacağız. Zaten şöyle de bir gerçek var. Biliyorsunuz ki Çanakkale altın dönemini yaşıyor. Yatırımlar noktasında çok kıymetli grup başkan vekilimiz Bülent Turan Bey, çok kıymetli milletvekilimiz Ayhan Gider Bey, valla elinden geleni ardına koymuyor. Çanakkale'miz gerçekten altın dönemini yaşıyor. Sağ olsunlar, onların da emeklerine sağlık. Bizler de burada bir güç olacağız, onlara destek vereceğiz Allah'ın izniyle. İlimizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile daha yakın koordinasyon içerisinde olacağız. İlimizde yine bulunan tüm meslek odaları, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek kuruluşlarında daha istişareli hareket edeceğiz. Bir de Çanakkale'nin tanıtımına çok ama çok özen göstereceğiz. Hepinizin bildiği üzere 2018 Troya yılı olarak kabul edildi. Ve çok hummalı bir çalışma var bu noktada. Belki diyeceksiniz ki sessiziz, işte çok bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Ancak geçenlerde Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş Beyefendi geldi. Burada çok ciddi toplantılar yapıldı. Evet, Troya'yı biz zaten biliyoruz. Ama biz Troya'yı, Çanakkale'nin bir alt markası olan Troya'yı uluslararasına taşımak istiyoruz. Sadece kendimize değil, uluslararası olarak Troya'yı duyurmak istiyoruz ve bunun içinde gerçekten çok ciddi çalışmalar var. Bunlar tek tek sayarsak bayağı bir uzun sürecek diye düşünüyorum. Biz şunu da söyleyeceğim, sonra da sizlerden soru alacağım arkadaşlar. Biz tekrar diyorum, Çanakkale'de il olarak tüm ilçelerimizle, belde, mahalle ve tüm teşkilatlarımızla bir bütün olarak taşın altına elimizi koyduk ve bu önümüzdeki süreçte de Çanakkale'de, Çanakkale tarihin üzerine tarih yazılmaz ama Çanakkale'de biz de AK Parti olarak bir tarih yazacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerin sorularını bekliyorum arkadaşlar. Gölge belediyecilik Avrupa'da uygulanan bir sistem. Gölge belediyecilik dediğimiz. Bakın, tarifini şu şekilde yapayım, özetleyeyim. Bakarsanız ona çok detaylıdır gölge belediyecilik. Belediyenin tüm birimlerine, bir saniye şurada. Belediyenin tüm birimlerine karşı belediye politikaları, projeleri, yatırımları, kurumsal hazırlıkları noktasında bir ekip kurularak bu noktada hassas davranıp onların tüm her şeyini kontrol eden bir mekanizma gölge belediyecilik. Evet, bunu yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? İşte belediye meclis üyelerimiz var. Hani takip ediyoruz ama bu noktada biz daha hassas olup daha farklı bir ekiple burada
gölge belediyeciliği kuracağız. Eşim Hanım, CHP'de çok ciddi bir değişim süreci yaşandı. Sancılı oldu, çok kavgalar oldu bu süreçte. Ve yeni bir il yönetimi oluştu, yeni bir ilçe yönetimi oluştu. Aslında bu oluşan il ve ilçe yönetimi Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın güdümünde olan bir il yönetimiydi. Kamuoyunda şöyle bir algı var. CHP yok, Ülgür Gökhan'ın partisi var. Aslında bir yönüyle işinizin bu açıdan daha kolay olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü karşınızda bir rakip var. Bu rakibi alt ettiğinizde belediyeyi almanız daha kolay olabilir. İkincisi, Çanakkale'de bir de İYİ Parti yapılanması var. İYİ Parti'nin il başkanı CHP üyesiydi, istifa edip İYİ Parti'ye geçti. Birazcık da muhalefeti hani bu anlamda değerlendirmenizi istiyoruz. Şöyle, dediğinize katılıyorum. Burada Çanakkale'de böyle bir algı var. Çanakkale'de CHP demek Ülgür Gökhan eşittir Ülgür Gökhan oldu. Tabii Ülgür Bey de Çanakkale'nin, bu kentin belediye başkanı. Biz o noktada yaşadıkları o sancılı süreç içerisinde şunu gördük. Belediyenin tüm imkanlarını bu seçimlerde, hatta delege seçiminden başlayıp il kongresine kadar gittiğini gördük. Burada belediyenin teşkilatları üzerinde kurduğu baskıyı gördük. Ülgür Gökhan'ın tek adam olma hazzını yaşadığını görüyoruz şu anda da, tabiri caizse. Evet, bu noktada biz Ülgür Gökhan'ı karşımızda, açıkçasını söylemek gerekirse, sadece o tek adamlıkla bile kaybediyor. Biz Ülgür Gökhan'ı AK Parti teşkilatları olarak, AK Parti olarak önümüzdeki süreçte devireceğiz. Buna inanıyoruz. İşimizin de daha kolay olduğuna inanıyoruz. Çünkü tek adam var karşımızda. Yaptığı tek bir hata, hamle, açıkçasını söylemek gerekirse, tüm teşkilatına yansıyacak. Ve hata yapmaya da devam ettiği için işimiz kolay. İYİ Parti ile ilgili bir değerlendirme de bulunuyor. İYİ Parti'yi izleyip göreceğiz ne olacaklarını. Daha yorum yapmak için büyüdüklerini düşünmüyorum ben. Biz o kongremizi yapalı, biliyorsunuz 15 gün oldu, geçti. Ve bu süreç içerisinde de basında birçok şey yer aldı. Öyleydi, böyleydi, şöyleydi. Ha, bunlar olan şeyler. Biz bunların hepsini daha önceki kongrelerimiz sürecinde de yaşadık. Kongre yapılır, arkasından bir hafta eleştirisi olur. Ondan sonra herkes yoluna bakar. Böyle bir gerçeklik var. Ama bizim sürecimiz bayağı uzun olmasına rağmen bu hala bitmedi. Bu da demek oluyor ki, açıkçasını söylemek gerekirse bence, biz evet iyiyiz ki konuşuluyoruz bu noktada. Şimdi bir takım iddialar da var basında yazılıp çizilen. Hani bu tamamen sizlerin dışında. Ben kendim de bundan rahatsızlık duydum. Bunları da burada ben, siz sormuyorsunuz madem, ben açıklamış olayım size. Şimdi ilk şu durum söz konusu oldu. Biz kongre sonrasında bir arkadaşımızla yaptığımız röportajda, canlı yayında ben şu ifadeyi kullandım. Evet, listemi ben hazırladım dedim. Doğru, listemi ben hazırladım. Çünkü yönetim kurulu arkadaşlarımızla çalışacak olan, birlikte yol yürüyecek olan benim bu noktada. Ama ve lakin, tabii şu demek değildi. Yani bunu birazcık bence fazla büyütüldü, açıkçasını söylemek gerekirse. Bakın, ben list teşkilatların içerisinden geliyorum. Biz teşkilatçılığı biliyoruz. İşi yaparken herkese sormak, danışmak gerektiğini, istişare etmek gerektiğini de biliyoruz. Ben ilçe başkanlarımdan, belediye başkanlarımdan, eski yeni vekillerimizden, eski yeni il başkanlarımızdan, eski yeni ilçe başkanlarımızdan,
grup başkan vekilimizden, milletvekilimizden hepsinle istişare ettik. Yani ben bazen partide, bazen ofisimde günde 10-15 kişiyle görüştüm. Ve en son kararı, evet, genel merkezimiz öncülüğünde listeyi hazırladık. Burada bunu ben hani basının birazcık fazlaca büyüttüğünü düşünüyorum. Bunu da buradan iletmek istiyorum sizlere. Hani tekrar sormadınız ama ben bir açıklama yapmış olayım. Evet, çünkü biz arkadaşlarımızla hep birlikte çalışacağız, yol yürüyeceğiz. Son şeklini vermek de doğal olarak en doğal hakkımdır diye düşünüyorum açıkçası. Başka Yeşim Hanım, bu konuyla alakalı biz açıkçası diğer gazeteci arkadaşlarımızın da bu hassasiyeti gösterdiğini düşündüğünü düşünüyorum. Hani aday tanıtım kişileri tanıtım toplantısının önüne geçmemesi için herhalde bu soruları sormadılar diye düşünüyorum. Madem doğrudur. Siz girdiniz. Şöyle bir soru. Ya tabii hani siz onu bu şekilde biz şimdi hani evet. Normal dost mecrası tamam. Olarak burada sohbetimizi edelim. O zaman akıllarda kalmaması açısından yeni yapılmış bir listede istifaların gündeme gelmesi, istifaların konuşulması garip değil midir? Yedek listenizde olan bir kişinin istifa etmesi, işte sizin danışmanınızı yapan bir ismin istifa dilekçesinin cebinde olması, işte disiplin kurulu üyenizlerden bir tanesinin istifasının cebinde olması. Bunlar biraz garip değil mi? Yani bunlar yazılırken istişare edilmedi mi? İstifa edecekleri düşünülmedi mi? Yani aslında olayın büyümesinin sebebi bu. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Şimdi şöyle, evet, istifalar noktasında istifamız var. Bunu söyleyeyim ben size. Ama ve lakin bu liste yapılırken, bakın arkadaşlar, genel merkez bölge koordinatörümüzle birlikte biz bu listeyi yaptık. Evet, 3 tane istifamız var. Onları da söyleyeyim ben size. Zeyyat Volkan Bayram bir tanesi. Bizim teşkilatlarımızda birlikte çalıştığımız arkadaşımız, kardeşimiz. Şimdi biz Zeyyat'ı yedeğin sonuna yazdık. Yani 15. yedek olarak yazdık. Niye yazdık? Çünkü biz hani bu durumlarda liste yapmak zordur. Hele de yedekleri yazmak gerçekten çok zordur. Bir de teşkilatın içinden geliyorsanız daha da zordur açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü herkesi tanırsınız. Herkes daha farklı yerde olmak ister. Kırmak da istemezsiniz. Zeyyat da bizim genç kardeşimiz. Nazımızın geçeceğini düşünerekten biz bu işi yaptık. Yani yedeklerin sonuna yazdık. Tabii şöyle bir gerçek var. Herkesin her an ruh hali aynı olmuyor. Böyle de bir gerçek var. Var mıydı listeye yazılırken 15'in sırada olduğuna dair bir bilgisi var mıydı? Yoksa kongre günü mü öğrendi kendisi? Şöyle, bizim listemizi herkes kongre günü sabah öğrendi. Sonra tabii ruh hali herkesin aynı olmaz. Zeyyat bir açıklama yaptı. Arkasından da istifa dilekçesini verdi. Ha, ben şuna inanıyorum. Zeyyat'la çalıştık ve yarın öbür gün de Zeyyat'a bir görev verdiğimizde kaçınmadan, hiç düşünmeden o görevi yerine getireceğine de inanıyorum. Saygı duyuyoruz bu noktada. Şimdi bir istifamız daha, Vural Bulut, üniversitede öğretim görevlisi. O tamamıyla bizden kaynaklı bir hata olmuş. Ama gerçekten biz de farkında değildik. Çünkü biz bu listeyi genel merkezle birlikte yaptık arkadaşlar. Şimdi Yükseköğretim Kanunu'nun 2547 sayılı kanunun 7. 13. maddesine göre öğretim görevlileri merkezlerde, yani merkez teşkilatlarda görev alabilirlermiş. Bunda herhangi bir sakınca yokmuş. Biz şurayı atladık. Biz taşra teşkilatı oluyoruz il olarak. Biz disipline yazmıştık Vural Bulut kardeşimizi. Maalesef ki bunu atlamışız. Tabii daha sonrasında da bunun farkına varınca Vural başkanım, hani
doğru değil. Çünkü bir ay içerisinde de çalıştığı kuruma bildirmek zorunda yazdığımız zaman. Sıkıntı yaratacağından dolayı Vural Bey de onun için istifasını aldık. Şimdi şöyle, bir de Vahap Özsüer. Disiplinin beşinci yedeği. Son yedek yani. Disiplin yani yazılması, oraya yazacağınız kişiyi en son bulacağınız bir yer. Evet, Vahap da benimle birlikte çalışan bir kardeşimiz. Teşkilatında, gençlik kollarında görev aldı. Çok teşkilatta da emeği olan bir kardeşimiz. Biz tabii kendisini disiplinin beşinci, son yedeğine yazdık Vahap Bey'i. Ama kongre sonrasında onun adı geçerek gereksiz bir haber yapılma durumu oluştu. Kendisi de saygı duyuyorum. Ben yani gereksiz yere yapılan, yani isminin gündeme gelmesinden kaynaklı, gereksiz yere isminin gündeme gelmesinden kaynaklı dedi ki, başkanım ben size, vekillerimize, Çanakkale il yönetimine bu noktada herhangi bir sıkıntı yaratmak istemiyorum. Benim adımdan dolayı gereksiz yere gündeme geliyorsa eğer ki yeni il, ben istifamı vereceğim, müsaadenizi istiyorum dedi. Ona da saygı duyduk. Hayır. Hayır. Ya işte bu arkadaşlar, hani il tanıtım toplantısı ama böyle bir şey yok. Yani ben şunu gerçekten Çanakkale'de anlayamıyorum. Bakın biz milletvekillerimizle, tüm teşkilatımızla gerçekten uyum içerisinde çalışıyoruz. Bunu, bu uyumu, bu çalışmayı nın içerisine fitne sokmak isteyenleri gerçekten anlayamıyorum. Yani bu noktada gerçekten çok üzgünüm. Hiç olmayan şeyler, olmayan laflar çıkıyor. Biz uyum içerisinde de, tüm bunlara rağmen de uyum içerisinde Çanakkale için hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunu da net olarak söylüyorum. Böyle diyorsunuz ama o ilgili arkadaşların sosyal medya paylaşımlarını takip ettiğinizde zorlama olduğu yönünde bir husus uyandırıyor. Kaldı ki Zeyyat'ın internette yayınladığı mesaj da manidar yani bana göre. Bak ne diyorum, herkesin ruh hali her zaman aynı olmuyor. Yani fitneyi başkası değil, kendi içinizde arayacaksınız bana göre. O noktada yorum yapmak istemiyorum. Bak, Zeyyat bizim kardeşimizdir. Yarın öbür günde ne görev verirsek yapar. O noktada olmuş bir kere, yazdı. Artık geri çekme şansı var mı? Yok. Yani o noktada sonrasında her şey çok daha farklı olur. O anki ruh hali demek ki öyleydi. Yapacak bir şey yok. Herkes aynı oluyor mu? Bir dakikası bir dakikasını tutmuyor. Bizim teşkilatımızda görev yapmış, emek vermiş bir kardeşimiz Zeyyat. Başkanım, sadece Zeyyat konusu değil, ilçelerde olan eskiden yöneticilik yapmış, adaylığını açıklamış kişiler de var. Yönetimimizi halktan kopuk olarak niteliyorlar. Önümüzdeki seçimlerde başarılı olamayacağını. Ben işte bu noktada yorum yapmıyorum. Neden? Halktan kopuk bir yönetim değil. Yani ne diyorum, sadece 4 yeni arkadaşımız var aramızda. Herkes tecrübeli. Hani deseler ki komutan çok, asker yok diye orayı anlayacağım, eyvallah diyeceğim. Bizde herkes tecrübeli, hazır, ne yapacağını bilen, teşkilatın içinde yoğrulmuş ve hepsi bilinen arkadaşlar. Bu noktada ne diyebilirim ki? Aynaya mı bakmak lazım? Bilemiyorum yani. Hani öküz altında buz aramanın da çok, kusura bakmayın ama, çok anlamı olmadığını düşünüyorum ben. Bizim Çanakkale'de 56 bin tane üyemiz var. 56 bin üyemiz var tüm ilçelerle birlikte. 530 bin nüfusumuz var.
56.000'de yüzde kaç ediyor? O kadarını da artık şey yapmamak lazım diye düşünüyorum. İfade özgürlüğü var, saygı duymak lazım diyorum.